Selamlar. Merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir diye düşünüyoruz. Evet. Bugün farklı bir şey yapıyoruz. Şimdi şöyle 30 Ağustos tatil diye çıktık geldik. Bir kamp yapalım dedik. Neredeyiz? Ada Camping. Aynen. Ada Camping'deyiz. Aydın'dayız. Kuşadası'ndayız. Aydın, Kuşadası. Şimdi size ortalığı gezdireceğiz. Ama öncelikle çadır kurmamız lazım. Hiç fikrimiz yok. Yeni bir çadır deneyeceğiz. Bakalım olursa. Evet. Başlayalım. Olur ya, olur. Olacak. Hayırlısı. Olacak. Hadi başlayalım. Böyle bir şey yapayım mı? Çadırın bir çevresinde bir ufak turlayalım. Şimdi böyle şöyle bir arkadaşımız kendisi olur. Böyle buradan büyük da büyük bir sıçrama yaptık. Birinci kamp muharebesi sona birinci geldi. Birinci kamp muharebesi sonucunda evet yeni bir çadır şey yaptık. Şimdi burası şu anki kamp yaptığımız yer. Uzun uğraşlar sonrasında kampımızı kurduk diyebiliriz. Şöyle döndüreyim. Şimdi şöyle burada ne var? Şura yan taraf şey deniz. Ondan böyle cıbıldak geziyoruz böyle genelde. Ondan sonra cıma. Orayı da çekiyoruz. Ha? Denizi? Çekeceğiz çekeceğiz. Deniz olmadı yarın çekeriz. Şimdi bu birinci gün. Yarın sabahtan mı çekeriz? Şimdi kampı kurduk, kurumadık. Yani kurmayı denedik. Sağ olsun insanlar yardımcı oldular bize. Evet ya. Bayağı bir saat uğraştık. Zaten siz bunu hızlandırılmış olarak izlersiniz diye düşünüyorum. Çadırımız bir yatak odası, bir ön oda olmak üzere böyle bir alan. Bir artı bir. Bir artı bir. Bir artı bir bir çadırımız var, evet. Dört kişilik. Dört kişilik. Şey bu, Quechua Arpenas, işte o 4.1 falan. Güzel, hoş bir şey. Alıyorsun 10 yıl, 10 yıl kullanıyorsun böyle. Çiçek 10 numara 5 yıldız. Neyse. Sonracıma neyimiz var işte, var bir şeyler ya, getirdik böyle bir sürü. Hani neredeyiz? Bir onu da söyleyelim. Kuşadası'nda Ada Camping'deyiz. Aynen. Davutlar Plajı. Ha, Davutlar Plajı, Ada Camping. Ada Camping. Çok yani, güzel bir yer ya, çok temiz gerçekten. Hmm. Şeyler falan da reklam değildir. Yok, güzel ama şey gerçekten zaten. Gerçekten güzel yani, belediye hani, ile beraber bir. Aynen bu. Şey, ortak işletme. Kuşadası ile Aydın güzel. Belediyesi'nin ortak işlettiği bir yermiş. Ben sordum, burada bakkal falan da var. 4 yıldır burası çalışıyormuş bu arada. Evet yani içerisi falan harika yani, ben çok sevdim ya. Temiz insanlar, sakin, düzgün insanlar yani. Aynen, garip apaçı tipler yok. Aynen, biz geçen iki seferki gibi. Karagöl'deki manyaklara denk geliriz diye biraz çekiniyorduk açıkçası. Aynen ama çok güzel evet. Oldu. Aynen. Duş falan her şey var ve gayet temiz, gayet güzel. Denizi denemedik daha. O denizi deneyeceğiz. Bakacağız. Şu an için gözlemecimiz de var orada. Evet evet, orada bir de gözleme yapıyorlar. Sonra mesela o tarafta şurada. Da ortak alan oturma yerleri var. Oraları da gösteririz. Bir etrafı bir keşfi mutlaka. Sabahleyin bir erken kalkarız zaten, evet. Bir çadırlar arasında şöyle bir turlarız. Bir de denize gireceğiz. Denize gireriz. Burada bakkal falan da var böyle. Hani her türlü imkan var. Elektrik de var. Şuradan elektrik panosundan elektriğimizi de çektik. Yani onda da sıkıntı yok. Yani eşya getiriyorsanız mesela otoparkta eşyalarınızı alan, oradan hani çadırı kurmak istediğiniz yere kadar getirenler de var. Aynen aynen. Küçük motosiklet böyle aynen. Kamyonet gibi, motorlu evet. Kamyonet gibi şeyler var böyle. Bir de mesela diyelim ki çadırınız falan yok ya da kamp konusunda çok tecrübesizseniz hazır çadırlar var. Aynen. Şunlar hazır çadır. Şunlar hepsi hazır çadır. Aynen. Onları kiralayabilirsiniz. Şey de var. Taş ev
maşev de vardı internet sitesinde ha, bu arada. Evet. Onları şey yapmadık hani burada... Şu tarafta da glamping var. Aynen. O tarafta glamping yerleri var. Bir sabahleyin çekeriz de detaylı. Evet evet. Onları mesela kiralayabilirsiniz. Öyle bir tecrübede yaşayabilirsiniz. Mesela bir hafta sonu diyelim ki ya da çadırınız var bizim gibi. Hmm. Bir hafta sonu sadece kafa dinlemek istiyorsunuz, uğraşmak istemiyorsunuz. O zaman da evet kiralayabilirsiniz yani. Aynen. Çok tatlı. Peki yani. Birinci günden ilk izlenimlerimize göre tavsiye ediyor muyuz burayı? Evet kesinlikle. Ben sevdim yani. Çok o zaman evet, yıldızı pek iyi verdik şu evet, an buraya. Yani şu an için kafam sakin, çok güzel, herkes sakin, herkes kendi şeyle, her yer temiz. Daha ne istersin ya, müthiş. 10 numara başarız. Evet, şimdi sahil tarafına gidiyoruz. Çaylarımıza, saçlarıma bak. Çaylarımızı aldık. Şirevden kaçtı. Şirevden kaçıp. Şöyle bir güneş manzarası çekelim. Şimdi böyle işte burası kamp alanı böyle. Bak tam da gün batımına denk gelmişiz ha. Güzelmiş. Bakayım o ayağıma bir şey saplanmış sanki. Ooo çok güzel manzara. Çıkış kapısı şey, neredeydi buranın da? Ayvalık'taki şey aklıma geldi aşkım. Orada bakalım, da böyle şöyle bir şeye benziyordu. Kumlu sahilde. Ha. Sahil oradakine benziyor, hatırlıyor musun? Balıkesir'de. Ayvalık'ta hangisi? Gittiğimiz vardı ya Ayvalık'ta. Kumlu sahil. Ayvalık'ta kumlu i̇lk sahil. İlk kampımız, ilk kampımız. Ha, sen şey diyorsun, altın kum, altın... Ayvalık'taydı işte, altın altın bir şey ya. Kamp alanı. Evet. Unuttuk. Neyse. Balıkesir'de çok güzel. Balıkesir'de. Kampımız oradan başlamıştı. Aynen. Kamp da demeyelim onu. Arabada kalmak zorunda kaldık günün sonunda ama. Ya o da araba kampı yani. Yani. Ne alakası var? Bakalım şöyle. Bu açmalı mı çekmeli mi? Çekmeli. Geçmeli. Evet. Dededen. Burası. Dalgalıymış. Şekilmemiş. Sahil evet. İşte burada Davutlar Plajı. Böyle bir yer. Yarın sabahtan geliriz, gireriz zaten ya. Sonrası yok, sonrasını hatırlamıyor. Güzel plaj. Gel şu tarafa doğru gidelim biraz. Şimdi zaten çok fazla da giriş yok galiba buranın. Şu ileride var bir tane. Hop pardon. Aa bak burada da kamp kurmuşlar aşkım. Bu, aslında burada kurmak serbest mi acaba ya? Burada kurmak serbesttir herhalde ama... Bizimkisi çok büyük. Yok, ama şey, küçüğüyle yapabiliriz. Hayır canım, büyüğüyle de burada gerçi yok lan. Belediye şey yapabilir. Aa, küçüğüyle yapabiliriz. İzin vermiyor ama niye? Kamp kamptır. Bunun büyüğü küçüğü kim karar veriyor? Kime göre büyük, kime göre küçük? O da doğru. Yani. Şöyle gün batımını da bir yandan çekelim. Çok güzel ya. Gerçekten manzara efsane. Benim telefonumu versene. Benim başım kel mi? Instagram kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Evet. Ay saçlarım ciddi anlamda şey. Ön kameradan kendi kendine bakıyor ya arkadaş. Ben diyorum çekeyim seni, poz ver. Bu ön kameradan kendine bakıyor. Böyle bir şey olamaz. Poz veriyorum, çek. Fotoğraf özelliği yok ki bunun. İşte içinden alırsın. Ha tamam, durdurdum. Tamam, buradan bir şey ayarlayacağım. Böyle çek. Sahil, şey, deniz görüntüsü. Dur, elimden telefon. Oy. Ufaklıklar, ufaklıklar koşuyor çünkü. Tamam. Tamam, bir böyle yapalım kameraya. Güya bir şey dokunur, çayla. Çay. Olsun, çay değil. Çay, milli içeceğimiz çay. Hayır, o anlamda içelim. Hani videolarda falan şey yapıyorlar ya böyle, o anlamda söylüyorum. Yoksa çay canlıdır canım. Çay canlıdır, gerisi heyecanlıdır. Hadi gerisi eyvallah. Heyecanlıdır. Günaydın, merhabalar. Evet, güzel bir açılış yapalım dedik. İşte kahvaltı yapacağız şimdi. Gözleme alacağız. Aldık, sipariş verdik. Sabahtan bir denize girdik. Ondan sonracıma... Voleybol oynadık. Voleybol oynadık, evet. Voleybol oynadık. Hanımefendi voleybolda çok iyiyim dedi ama sürekli topu daha taş atıyormuş. Çünkü...
kumdu yani. Ondan çünkü kumdu yoksa yani. Gayet iyi oynadım yani. İşte artık bahaneler, bahaneler evet. Ben bardan hangisi şu muydu? Senin şeyin. Peki. Çadır kurmakla mücadele ettik dün akşam. Ondan çok yapacak bir şey yoktu. Ha çadır bela. Böyle. Ben de arkada çay şey. Arkada çay döküyor. Şöyle bir şey. Şimdi biz bunu zaten yeni aldık nispeten. İşte Decathlon'lu Quechua kaç 4.1 falan filan. Güzel bir şey. Fresh and black. Bayağı black yani bu arada şey yani cidden. Karanlık yani hani Allah'ım yarabbim. Sabahleyin saat kaç? Saat 9.30'da mı uyandık biz? Evet ya. 9.30'da uyandık. İçerisi zifiri karanlık resmen çadırın yani yok hiç. Bana mısın demiyor yani başarılı beğendim. Bayağı iyi. 10 yıllık çadır bu. Alıyorsun 10 yıl kullanıyorsun yani. Bayağı şey havadar. Bak şuradan şöyle hava alıyor. Buradan iç kısmı tavanda açıklık var. Burada böyle açıklık var. Sonra biraz dandik yaptık montajı ilk seferde. Zaten bize çok yardımcı oldu insanlar da sağ olsunlar. Bir de şura var. Böyle. Böyle bir şey. İşte ondan sonra acaba. Kamp alanı böyle. Geniş bir yer. Yani genel olarak baktığımız zaman nasıl diyeyim? Bir sürü çadır var işte burada. Yani millet birbirine karışmıyor. Öyle şey yok. Ne denir? Gürültü yok. Elektrik var. Su var. Banyoları çok temiz. Acayip temiz öyle böyle diye. Yani banyosu banyo değil mi hayatım? Dur hatta bir kadının gözünden şöyle senin yorumlarını alalım. Gerçekten banyo müthiş yani. Çok değil temiz. Çok sıcak rahat. Su da vardı. Evet sıcak su da var. Su kokmuyor falan. Muazzam mı? Temiz yani. Hmm. Daima her zaman tuvalet kağıdı var ve temiz gerçekten. Hmm. Sabah gittiğimde bayağı bildiğin klorlamışlardı yani. Hmm. On numara işte. Abi bu arada et satılan yer de var. Yani buraya hani mesela bir yemek falan getirmek istemezseniz falan sadece ocağınıza getirip eti falan oradan alabiliyorsunuz. Hmm. Muhteşem bir şey. Aynen. O tarafları gösterebilirsin. Bak, bir kısa bir turlayacağım. Şey yapıyorum şimdi gözlemeyi kesiyorum. Tamam. Şimdi şurada şey var gözlemeciler var. Ablamız bize gözleme yapacak. Valla makul fiyatları falan ya. Yani bakıyorum. Fiyatlar da hem evet hem fiyatlar makul hem bakkaldaki fiyatlar da çok ha, evet evet şey vardı bir tane orada bir bakkal da var mesela bakkalda yiyecek içecek ıvır zıvır var her şey gayet dışarı fiyatlarıyla yani hani aynen. Şey yani normal dışarı fiyatları yani turistik dışarı fiyatları değil de o açıdan iyi ondan sonra acaba başka ne diyebiliriz temiz bir ortam sakin iyi ya yani ben şu an bir herhangi bir negatif yerini bulamadım yani düşünüyorum yok yok yani hani bayağı iyi yapmışlar yani. Aydın ve Kuşadası Belediyesi maşallah yani. Yani buradan hani varsa burada oy kullanan seçmenlere söyleyeyim. Bence oy vermeyi bırakmayın yani. Gayet de hak ediyorlar sabaha kadar abi. Yani ben hatta arttırıyorum bir Antalyalı olarak. Şimdi Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi. Şimdi bence hani madem Ege bölgesinde böyle şeyler yapılmış, yapılabiliyor, olabiliyor. Hani diliyorum ki Antalya'da da hani artık biraz bu Antalya'nın özellikle Alanya bölgelerinde çok alışa gelmiş hani bu her şey sanki otellerle ancak olabiliyormuş algısını biraz değiştirip de böyle belediyenin organize etmiş olduğu sahil kenarında olan güzel alanlarda temiz bir şekilde insanların tatil yapabileceği, kafa tatili yapabileceği, kendi çadırlarıyla ya da hazır olan çadırlarla kiralama usulü gelebilecekleri yerler bence olmalı. Yani bayağı büyük hizmet ya. Bilmiyorum da ben hani şöyle bir şey düşün. Google'a sadece şunu yazdım yani hani Aydın Kuşadası kamp bitti. Çat diye ada camping diye kafam gibi çıkıyor hemen. Hiçbir şey yok. Onun bu arada gazı bitebilir. Gazı biterse şey ya. Yeni kartuş takacağız. Hoca. O bitsin diye şey yapıyorum ben. Daha diğerlerine geçmedik. Neyse yani hani yoksa hadi benim cehaletim olsun ama ben bilmiyorum illaki yani Antalya'da şimdi Konya altında aynen yorumlara yazın bir de gidip onu deneyelim yani bizim yüzümüze tükürürsünüz sıkıntı yok problem değil yani hani ama yani şey değil 34 40 Trabzon Denizli evet bir araba anons ediyor. Bak anons sistemi var, güvenlik var. Ya. Bu arada şey kamp ücretleri içerisinde elektrik falan otopark bunlar hep dahil yani sonradan ekstradan
bir şey için para alınmıyor. Öyle şey açısından güzel. Yani iyi. Ondan sonra acaba yani ek para ödeyeceğiniz bir şey yani, yok açıkçası. Kamp alanından ayrılış saatimiz 12'dir. Evet, öyle bir şey de var. Biz misafirlerimizden ekstra ücret alınacaktır. Evet. Değerli misafirlerimiz, kamp alanından ayrılış saatimiz 12'dir. 12'den sonra çıkış yapan misafirlerimizden ekstra ücret barda alınacaktır. Barda alabiliriz. Kapat da şeyi. Tamam. Akşam tamam olur. Şimdi şöyle bir şey var. Gözlemeler de göster. Abi gözlemeler şöyle sen de çekelim bari. Çok teşekkürler, sağ ol. Ayağımla gitmeye. Hayatım sen bir yardımcı ol da. Yarasın afiyet olsun. Evet. Çok teşekkürler. Sağ ol. Kendiniz dilimleyin. Çok teşekkürler. Evet, gözlemeler de geldi. Şimdi şöyle yapalım, biz bir yemeğe ufaktan geçelim. Ondan sonra biz biraz kitap falan okuruz, takılırız. Dinleniriz. Sizlere gösteririz oturduğumuz. Öyle işte. Tekrardan selamlar. Şimdi dönüş yolculuğuna geçtik. Kampı kapattık. Toparladık her şeyi. Aradaki artık çadırın toplanmasını vesairesini falan tekrar çekmedik. Zaten kuruyorken bir ton uğraştık. Ama topluyorken o kadar uğraşmadık. Daha böyle bir rahat oldu. Kolay oldu. Şimdi artık kururken de kolay olacak. Çünkü bazı şeyleri anladık. Aynen. Çok daha basit hallederiz. Birkaç eksiğimiz vardı, onları da fark ettik şimdi. Onları da artık sonraki gelişimiz onları çözeriz. Evet, bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Ufaktan şey yapalım artık. Kapatalım. Evet. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Yaşlı olun. Görüşürüz. Bye bye.